Hava direncinin önemsiz olduğu ortamda futbolcunun vuruşu sonrasında topun izlediği yörünge şekilde nedir? Buna göre yargıların hangileri doğrudur? 1. Vuruş anından tepe noktasına çıkış anına kadar geçen sürede topun momentum büyüklüğü azalır. Arkadaşlar momentum m çarpı v mi? Evet. Kütlemiz sabitken hızımız yukarı doğru çıkınca ne yapıyor? Başlangıçta kinetik potansiyele dönüştüğü için hızın sayısal değeri azalıyor. Ondan dolayı hız azaldığı için momentum büyüklüğü azalır mı? Doğru. Tepe noktasından geçerken topun momentumu eksi x yönündedir. Arkadaşlar momentum vektörel bir büyüklük. M çarpı v dediğimiz için hızın yönüyle aynı. Maksimum yükseklikte yani zirve noktasında hızımız sadece yataydaki bir zor olduğu için momentumumuz da sadece yatayda şöyle bir momentum değerine eşit olacak. Yani eksi x yönünde olacak. Bu da doğru. Vuruş anından tepe noktasına çıkış anına kadar geçen sürede topa uygulanan itme eksi y yönündedir. İtmeyi iki yolla bulabiliriz. Ya F çarpı delta T ile ya da M çarpı delta V ile bulabiliriz. Bakın burada F çarpı delta T'den bulmak daha kolay. Çünkü biz burada atış hareketi yapıyoruz. Atış hareketlerinde kuvvet yer çekim kuvvetidir. Yani ağırlıktır aşağı yönde mg şiddetinde ve t süre dediğimizde mg çarpı t'lik aşağı yönde bir itme var veya çekme var. İkisi de kullanılabilir. İtme veya çekme ifadesi. Onun için de cevap -y yönde bir itme veya çekme var mı? Var. Cevabımız hepsi doğru yani e seçeneği olmalı deriz. Yatay düzlemde üst üste konulmuş iki kitaptan üsttekinin kenarına sürtülmesi önemsiz karton dayandıktan sonra kartonun ucundan K cismi serbest bırakıldığında K cismi yatay düzleme V büyüklüğündeki hıza ulaşıyor. Yani buradan bırakmışız atıyoruz buraya yüksekliği H dediğimizde buradaki potansiyel enerji arkadaşlar buraya geldiğinde kinetiğe dönüşmüş yani V hızıyla buradan geçmiş. O zaman ilk enerjiyi son enerjiye eşit dediğimizde E ilk eşittir E, e sondan MGH eşittir 1 bölü 2 MV kare diyoruz. M'ler gidince buradaki hızımızın karesi 2GH eşit oluyor. 2GH eşittir V kare. O zaman V'nin değişmesi için G ve H'ın değişmesi lazım. Buna göre işlemlerinin hangilerinin sonucunda karton ucundan serbest bırakılan cismin yatay düzleme ulaşma hızının büyüklüğü artar. Yani V'yi artırmaya çalışacağız. Kitapların üst üste bir kitap daha ekleyip kartonun üçüncü kitabının kenarına dayamak. Evet yükseklik arttığı için hızımızın değeri artar bu doğrudur. Uzunluğu L bölü 2 olan karton kullanmak. Şimdi L bölü 2 kullandığınızda sonuçta yüksekliğiniz değişti mi? Hayır. Yer çekimisi değişti mi? Hayır. Yani bunun arkadaşlar kısa olması açının sadece başlangıçtaki değere göre büyük olmasını sağlar ama hız değerini eşitlemez. değiştirmez. Ondan dolayı da cevap bu gereksiz oldu. K yerine kütlesi daha fazla olan L cismini kullanmak. Kütleyi de gördüğünüz gibi birbirlerini götürdüğünden dolayı arkadaşlar o kütlenin büyük veya küçük olması hızı etkileyen bir faktör değildir. Onun için cevabımız artıracak etki yalnız bir yani A seçeneğidir. Bir sporcu kütlesi 5 kilogram olan yükü şekildeki gibi denge tutmaktadır. Sporcu dirseğindeki O noktası sabit kalacak şekilde elini A noktasından B noktasına getirdiği anda yükün hızının büyüklüğü 2 metre bölü saniye oluyor. Buna göre elini A noktasından B noktasına getirirken sporcunun yaptığı iş kaç yüldür şeklinde sorulmuş ve O A arasının yani yarı arkadaşlar yarım metre olduğu söylenmiş. O zaman burası yarım metre. Yarım metre olduğundan dolayı arkadaşlar ne kadarlık bir yay gidiyoruz? 1 bölü 6. Şimdi çemberin çevresine 2 pi re dediğimizde bu da onun 6'da 1 olduğu için ne yapacağım? 6'ya böleceğim. Şu kadar çekiliyor çünkü 6'ya böldüğümüzde arkadaşlar 2 çarpı 3 6 olduğu için 6 gitti. Hop re kadar. Re'miz de yarım metre olduğu için yarım metre çekmişiz arkadaşlar. Bu ip yarım metre çekince isim ne yapacak? Yarım metre yükselecek. 0.5 metre yükseldi. Tabi haliyle buradaki hızın da arkadaşlar ne olduğunu söylemişler. 2 metre bölü saniye olduğunu söylemişler. O halde hızımızda 2 metre bölü saniye yazarsak kuvvetin yaptığı iş enerjiki değişim miktarına eşit. Yani delta E diyoruz. Hemen burada kuvvetin yaptığı işi bulalım. Kuvvetimiz F çarpı delta X kadar iş yapıyor. Bu da enerjiki değişim miktarına eşit oluyor. Enerjimiz ne kazanmıştır arkadaşlar? Hem potansiyel hem kinetik. Yani MGH artı 1 bölü 2 MV kare deyip buradan da yararlanıp bulabiliriz. Hop. Kütlemizi vermişler mi? 5 kilogram. G'miz 10. H'miz de yarım metre yukarı çıkmışız. Artı 1 bölü 2 çarpı mv kare. m'miz 5. Hop. Hızımızın karesi de 2'nin karesi olduğu için 4. Gerisi normal matematiksel işlemleri yapıyoruz. Şurası arkadaşlar 25. Artı burası da 10 çıktı arkadaşlar. Cevabımız 35 yıllık iş yapmış. Yani cisme 35 yıllık enerji kazandırmış olacak. Cevabımız bundan dolayı D seçeneği olacak deriz. 0 T1 zaman aralığında yatay düzlemdeki bir yolda artı Z yönünde sabit hıza ilerleyen otomobilin içindeki aynaya iple asılan K cismi T1 T2 zaman aralığında şekil 1'deki şekildeki gibi dengede kalıyor. Buna göre T1 T2 zaman aralığında otomobilin hareketiyle ilgili yargılarının hangileri doğru olabilir diye sorulmuş. Arkadaşlar buradaki cisme baktığımızda hem eksi x yönünde hem de eksi z yönünde bir eylemsizden dolayı bir hareket sağlanmış. O zaman baktığımızda sağa doğru eğer biz viraja doğru girersek içindeki nesne arkadaşlar sola doğru savrulur. Yani şöyleydi otomobil, hızlan, otomobil hızlandığında içindeki nesneler geriye doğru yavaşladığında ise öne doğru eğiliyor. Bu eylemsizden kaynaklı. O zaman bizim otomobil arkadaşlar sağa doğru bir viraja girerse ve hızlanırsa ters yönde yani eksi z yönünde hareket eder. O halde hem sağa doğru dönüyoruz hem de artı z yönünde arkadaşlar hızlanıyoruz. Demek ki sağa doğru dönüp virajda hızlanan bir hareket yaparsak arkadaşlar bu şekilde bir görünüm cismin görünümü olur. O halde cevap C seçeneği olur. Yatay doğrultuda ilerlemekte olan yangın söndürme helikopterine ağırlığı önem salata bağlı su deposunun görünümü şekilde ekibidir. Buna göre tet açısının azalması için işlemlerin hangileri yapılabilir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar burada helikopter hızlandıkça buna ters yönde bir eylemsizlik kuvveti hızlanın ters yönde bir eylemsizlik kuvveti ağırlıkta yerin merkezine doğru olduğu için MG şiddetinde bir ağırlık etkisi uygulanıyor ve buradan da teyip gelmesi bu iki kuvvetin bileşkesinin tersi yani dengeleyicisi oluyor. Buna göre ben teta açısını azaltmak istiyorum. O zaman helikopterin ivmesinin büyüklüğünü artırırsam, ivmenin büyüklüğünü artırdığımızda eylemsi kuvveti artacak. Yani arkaya doğru daha çok çekildiği için teta açımız artacak. Biz teta açısının azalmasını istiyorduk. Yani birinci yargımız yanlıştır. Helikopterin ivmesinin büyüklüğü azaltılmalı. Evet, artırılmalı diyen dendiğinde. Teta artıyorsa azaltılmalı o durumunda teta'nın da azaldığını söyler. İkinci yargı doğru. Depodaki suyun bir miktarının boşaltılması. Arkadaşlar eylemsi kuvvetinde de M çarpı A ifadesi var. Burada da MG ifadesi var. Yani her ikisi de MG ile alakalı pardon M ile alakalı olduğu için ne olacak? E, kütle iki katına çıktığında hem eylemsi kuvveti hem de ağırlığımız iki katına çıktığı için buradaki açı değerini etkileyen bir faktör olmaz. Çünkü bu açının şöyle yaptığımızda teta dersem tanjant teta karşı bölü komşudan bakın tanjant teta eşittir karşı MA komşu. MG dediğimizde M'ler gider A bölü G oranına eşit olur. Yani ne yapıyoruz? E, kütleyi değiştiriyoruz. Kütlelerin değişimi arkadaşlar tanjant Teta'yı etkilemiyor. Çünkü A bölü G oranına eşit. O zaman bu etkilemediğinden dolayı yalnız 2 yani cevabımız B seçeneği olur. Sürtümesi önemsi XE kalasının Y ucu basamağın A noktasına dayanarak şekildeki gibi denge sağlandıktan sonra kalasın K noktasından serbest bırakılan kova kalasın L noktasından V büyüklüğündeki hızla geçmektedir. Arkadaşlar K'dan bırakmışız L'den ne yapmış V büyüklüğündeki hızla geçmiş. Hop şöyle yaptığımızda bakın buradaki yüksekliğe H dersek MGH 1 bölü 2 MV kareye dönüşmüş arkadaşlar potansiyeli kinetiğe dönüşmüş. Buna göre işlemlerin hangilerinin sonucunda kovanın L noktasından geçme hızının büyüklüğü artar. O zaman enerji konumunu yazarsam başlangıçtaki mgh ilk enerjimiz buradan geçerken kinetik enerjisine eşit oluyor. 1 bölü 2 m çarpı v'nin karesi diyoruz. Kütleyi buradan sallayalım. Kütleye bağlı değil. Kalasın y ucu ikinci basımın b noktasına dayanıp denge sağlandıktan sonra arkadaşlar bunu dengeyi sağladıktan sonra diyor, şuraya dayıyormuşuz. Yani ne yapıyoruz? Eğim açısını artırıyoruz. Eğim açısı artarsa şu yükseklik farkı ne olur arkadaşlar? Artar. Bakın burada açımız küçük olduğundan dolayı şuraya H dedik. Şimdi eğer kalası böyle bu dikine tutarsak K ile L arasındaki şey yükseklik farkı ne yapacak? Artacak. Yükseklik farkı artınca haliyle hızı artmış olacak. O zaman biz de zaten hızının büyüklüğünü artırmaya çalışıyorduk. Birinci yargımız doğru oldu. Kovanın içerisine bir miktar su ilave ettikten sonra kütle arkadaşlar buradaki hızı etkileyen bir faktör değil. Kovayı K noktasından serbest bıraktığımızda hızı değiştirmez. Bu olmaz. Kovayı K noktasından en fazla M noktasına çıkabilecek hızda yukarı yönde fırlatmak. Arkadaşlar bunu yukarı yönde fırlattığımızda sonuçta ne yapacak bu cisim? Hop tekrar geri gelecek hızlanacak hızlanacak. L'deki hızıyla K noktasından geçecek ve yine tekrar hızlan hızlanınca L noktasından artık daha büyük bir hızla geçmiş olacak. O zaman arkadaşlar ne oluyor? L noktasından eskisine nazaran daha büyük bir hıza geçtiği için hızı L noktasında artar. Yani cevap 1 ve 3 yani C seçeneği doğru olur deriz. Kıvanç, şekil 1'deki yatay düzlüğünde durmakta olan buzdolabına bağladığı ipi yatay doğrultuda tutarak ipe düzgün artacak şekilde kuvvet uygulamaktadır. Yani atıyorum F2, F3, F4, F şeklinde. Bu durumda buzdolabına etki eden sürtünme kuvvetinin uyguladığı kuvvete bağlı değişim grafiği şekil 2'deki gibi oluyor. Grafiğe baktığımız arkadaşlar başlangıçta statik sürtünme kuvveti dediğimiz bir sürtünme kuvveti var. O sürtünme kuvveti maksimum değerine kadar değişken yani atıyorum statik sürtünme kuvveti 10 sa 1 ile çektiğimizde 1, 2 ile çektiğimizde 2, 5 ile çektiğimizde 5. 10 ile çektikten sonra daha büyük bir kuvvetle çekersen artık harekete geçtiği için kinetik sürtünme kuvveti uygulanıyor. Ve kinetik sürtünme kuvveti statik sürtünme kuvvetinden arkadaşlar küçük olduğu için harekete geçtikten sonra artık statik sürtünme kuvvetinden daha düşük bir kinetik sürtünme kuvveti ile hareket ettikçe artık sürtünme kuvveti sabit kalıyor. Bayli burası F ise F büyüklüğündeki bir statik sürtünme kuvvetine maruz kaldığını, harekete geçtikten sonra F'ten daha düşük bir kinetik sürtünme kuvvetinin uygulandığını anlıyoruz. Buna göre 1. Hareket halindeyken buzdolabını etki eden sürtünme kuvveti F'tir. Hayır F'ten küçük bir değerdir. Uygulanan kuvvetin harekete geçemediği bir anda buzdolabını etki eden sürtünme kuvvetinin büyüklüğü F bölü 2 olabilir. Evet harekete geçemediği anda F bölü 2 olabilir. Statik sürtünme kuvveti F bölü 2 olduğu anda hop F bölü 2 yani uygulanan kuvvete eşit maksimum değerine kadar uygulanan kuvvetle aynı şiddette oluyor. Yani bu doğrudur. Buzdolabının ivmesi arttıkça buzdolabına etki eden sürtme kuvvetinin büyüklüğü artar. Şimdi ivmelenmesi hareket etmesi anlamına gelecek. Hareket ettiği an statik sürtme değil kinetik sürtme kuvveti uygulanıyor ve sabit değişmiyor. O zaman sen şimdi kuvveti artırsan da Arkadaşlar yani ivmeyi büyütsen de sürtünme kuvveti kinetik olduğu için hiç değişmeyecek hareket ederken ondan dolayı cevap bu yanlış olduğu için yalnız 2 yani A seçeneği doğru olacak deriz. 80'li ve 90'lı yıllarda üretilen otomobillerin kaportaları çelik destekli kalın saçlardan, tamponları ise çelik malzemelerden üretilirdi. Günümüzde ise otomobillerde daha ince saç ve plastik malzemeler üretilen tamponlar kullanılır. Böylece kaza esnasında otomobilin kaportasının bir akordiyon gibi bükülmesi amaçlanır. otomobillerin kaportaların kaza esnasında içe bükülen akordiyon gibi dizayn edilmesi amaçlarından hangilerine yöneliktir? 1. Kaza oluşan enerjiyi otomobilin emerek yolcuların daha az enerjiye maruz kalmalarını sağlamak. Evet arkadaşlar düşünün şimdi bir itme momentum değişimine sebep oluyor. O da enerjinin azalmasına sebep oluyor. F çarpı delta t eşittir m çarpı delta v dediğimizde bakın kuvvetimiz uygulama süresi yani etkileşim süresi ne kadar çok olursa kuvvetimiz az oluyor. Kuvvet az olursa içindeki insanlar daha az zarar görmüş oluyor. Akordiyon şeklinde olduğunda arkadaşlar yavaş bir şekilde yani durması biraz daha uzun sürede gerçekleşiyor. Diyelim çelikten olsa yani ani bir şekilde dursa süremiz küçük kuvvetimiz o zaman daha büyük olmuş oluyor. Büyük kuvvetli de buradaki nesneler büyük eylemsizlikten dolayı zarar görebiliyor. O halde birinci ifademiz doğrudur. Kazada etkileşim süresini uzatarak yolcuların iğmesini azaltmak. Evet bu da etkili arkadaşlar. İğme azalınca insanlar daha az etkilenmiş oluyorlar. Kaza esnasında yayıların daha az zarar görmesini sağlamak zaten asıl amaç bu. Onun için 1, 2, 3 yani hepsi doğru cevap olmalı. Cevabımız E seçeneği olmalı deriz.